Sevgili seyirciler, Tuzla'da bir binada yangın var an itibariyle. Ramazan Almaçayır'da olay yerinde bize detaylar aktaracak. Ramazan, seni dinleyelim. Hikmet Öztürk, alevler çok kısa sürede bütün binayı sardı diyebiliriz. Hali hazırda şu anda işte ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz. Çatı katta dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kaplamış durumda. Çatıdan ziyade bizim burada endişeye sevk eden aslında alt kata da şu an sirayet var. Gördüğümüz kadarıyla birazdan daha net bilgiler vermek için olay yerine geçmeye çalışacağız. 3 katlı bir binadan bahsediyoruz. Alt katlarında muhtemelen oturanlar var. Temennimiz odur ki herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmasın ama şu anda alevler bütün çatı katı ve en üst katı sarmış durumda. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak şu an için çok yeni bir gelişme, dakikalar öncesinde meydana gelen bir yangın diyebiliriz. Şu an için çatı kat tamamen alevlere teslim olmuş durumda. Çatı katla birlikte en üst katta alevlere teslim olmuş durumda. Olay yerine Orhanlı ve Tuzla itfaiye ekipleri sevk edildi ve şu anda o bölgeye intikal etmek üzereler. Hatta şu an için itfaiyenin merdivenini görüyoruz ve birazdan da söndürme çalışması başlayacak muhtemelen. Gökyüzüne siyah dumanlar kaplamış durumda ve çatı katla birlikte en üst kat alevlere teslim olmuş durumda. Bulunduğumuz lokasyonu bir kere daha belirtelim. Tuzla Orhanlı bölgesinde. Neden çıktığı şu an için belli değil ancak kısa sürede biz de burada şahit olduk alevlerin birden çoğalmasına. Biraz uzak bir noktadayız ancak bu kadar uzak bir noktada olmamıza rağmen net bir şekilde alevlerin çok hızlı bir şekilde çatı katı sardığını söyleyebiliriz. Şu anda da itfaiye aracı Orhanlı İtfaiye Amirliği'ne, grup amirliğine bağlı ekipler oraya bir merdiven çıkardılar ve şu an için soğutma söndürme çalışması başladı diyebiliriz. Tabii inşallah diyelim. Gördüğüm kadarıyla ikinci katta pencerelerin perdeli olan, yani yerleşim olan bir nokta, yani boş bir bina olmadığını buradan değerlendiriyoruz. Ancak temennimiz odur ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaz. Şu an için itfaiye ekipleri su sıkmaya başladılar. Orhanlı itfaiyesi şu an için müdahale ediyor. Tuzla'dan da takviye ekipler sevk edildi o noktaya. Çatı kat tamamen alevlere teslim oldu. En üst katta gördüğümüz kadarıyla 3 katlı bir ikametten bahsediyoruz. O noktada da şu an için soğutma ve söndürme çalışması başladı. Toparlayacak olursak Tuzla Orhanlı'da şu an için 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede bütün çatıyı kapladı. Alevleri kontrol altına almak için Tuzla İtfaiyesi ve Orhanlı İtfaiyesi'nin şu an çalışmaları devam ediyor. Tabii gökyüzünü de siyah dumanlar kapladı yangın nedeniyle. Biraz daha o tarafa ilerleme imkanımız olursa, Ertan bu tarafa gelebilirsen, aslında şunu da belirtelim. Dumanlar siyahtan gri renge döndü. Bu soğutmadan kaynaklanan, söndürmeden kaynaklanan bir durum. Tam bastırıldı diye düşündüğümüzde yangın, şu an tekrar alevleri görebiliyoruz yoğun dumanın arasından. Orhanlı itfaiyesi de o bölgede söndürme çalışmasını devam ediyor. Merdiven aracıyla şu an ekranlara, A Haber ekranlarında da izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Ve şu anda yine o yoğun dumanın arasından alevleri de net bir şekilde görebiliyoruz. İkinci katında biraz önce de bahsettiğimiz gibi tam olay yerine biraz mesafemiz var. O noktada inşallah bir yaralı ya da can kaybı yoktur. Toparlayacak olursak şu an itibariyle Tuzla Orhanlı'da bir ikametin çatı katında çıkan yangın çatıyı tamamen küle çevirdi. En üst katta da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Ramazan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı.